Herkese buz gibi bir Zonguldak sabahından günaydınlar arkadaşlar. Hava çok soğuk ve gördüğünüz gibi kapalı. Muhtemelen yağmur yağacak. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Şu fırından ekmek alacağız. Dün söylediğim gibi ablam kahvaltıya çağırdı. Ablama gidiyoruz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Rabbim herkese güzellikler, iyilikler, sağlık versin. Şimdi gidelim bakalım ablama kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ben eve geleceğim. Bu iki şahıs çarşıya gidecekler. Ama ben de gideceğim. Dediğim gibi balık bakmam lazım. Aslında şurada balık satılıyor. Keşke öyle denk gelse çarşıya gitmeme de gerek kalmaz ama gece işim gidecek sabaha karşı. Öyle. Hadi şimdi gidelim ablama. Orada buluşuruz. Dünkü havadan eser yok. Sanki kar yağacak gibi bir hava var. Hemen şu ekmek büfesinden taze ekmeği kestireyim. Benimkiler köşe başında beni bekliyorlar. Ablama gidelim. Sofrasını çekeyim. Her zamanki gibi harika bir sofra kurmuş. Bu kaşık çatallar yalnız siyah tabaklarla daha güzel duruyor. Şimdi bir de böyle sucuk da getirdi. Yine her zamanki gibi çok yapmış tabi. Ellerine kollarına sağlık. Allah çok versin inşallah. Evet, şimdi çayları da dolduralım. Şöyle de bakın güzelliğini çekeyim. Bize afiyet olsun. Evet, ben evden çıktım. Saat 2 oldu. Hiçbir şey yapmadım inanın. Hatta Yaren nevresimlerini çıkardı. Gidince dedim makineye atarız, yerleştiririz. Onlar baba kız çıktılar. Yine gözüm sulandı. Ben de nereye gidiyorum? Ablamda çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Şimdi ablamla buluşacağım. Normalde balık yapacaktım. Ablamlar bize geleceklerdi ama onların bu akşam planları varmış. Bir komşuları davet etmiş. Geç saatte uğrarız, Barış'ı yolcu ederiz dediler. Gözüm çok sulandı. Şimdi ablamla çarşıya gideceğiz. Benim züccaciye de işim var. Tabağı değiştireceğim. Balık bakacağım. Eşim hatta güzel yoksa alma dedi. Şapka da almayı unutmuşum. Çok büyük bir hata yaptım şu an. Ablam da kuaföre gidecek. Bir iki işi var. Ay ne kadar sulandı gerçekten. Ondan sonra da belki Kozlu'nun sosyete pazarına gideriz dedi ama şimdi 2 dakikaya gelir bakıyorum ama şurada her zaman balık olurdu. Ya bugün balık yok. Hadi gidelim. Bakın neredesin abla? Ablam orada. Biz ilk Zonguldak'a gidecektik. Arabaya bindik. Buradan geçerken ablam dedi ki pazar erken kapanır Yeşo dedi. Gel senle pazara gidelim dedi. Ablam nerede? Orada. İlk pazara geldik. Gülaycığımla karşılaştık. Sohbet ettik. Pazardan doğru da Zonguldak'a geçeceğiz. El salla abla. O baksın bir şeyler bakıyor. Ama hava yağacak gibi kar geliyor diyorlar da bakalım inşallah eşim hayırlısıyla gitsin de. Ablam şöyle bir elbise bulmuş bakın. Daha doğrusu altıyla ama ablama elbise olarak şu şey mi? Ha birleşik zannettim. Yok yok birleşik değil. Ne kadar ki sor. Soracağım. Şurada pantolonu. Ama ablam herhalde takım mı bilmiyorsun. Ne kadar bir takım? O takımmış, ablam da onu tek üst olarak istedi. O da olmuyormuş öyle. Baksın bakalım, ben de buraya epeydir gelmedim ama abla. Abi bu biletler ne kadar? 200. Gri de var bak. Evet. Sana olur da bana bu şişmeler beni olduğumdan kilolu gösteriyor. Gerçi ince şunlar abla. Bunlar ince. Ne bileyim ya. Güzeller aslında. Nevresim bakıyoruz ama gerçekten güzeller. Malları da çok güzel. Aynen. Ne kadar sorsana. Abla bunlar şey mi? Kendin mi takım yapıyorsun? Bilmiyorum ki bu tekler. Bence kadar? Öyle. Bak çarşaf orada. Çift. 100. Sade bu şey mi? Sade çarşafı falan yok mu? Yürüyoruz abla. İstediğini takım yapabiliriz. Öyle takım ne kadara geliyor? Takım 200'e geliyor. 200'e geliyor. Bu çarşafla beraber. Anladık. Tek bu 100, takım 200. İyi. Ama değil mi? Garantili mal abla. Çekme, soğuma yaptı. Güzel hafta. Almak lazım he abla. Siz her hafta burada mısınız? Bakarız abla. O gerçekten güzel. Çift kişilik mi bunlar? Çift kişilik onlar abla. Battal değil mi? Evet. Kaçmış abla? 100. 100. Çok iyi. Bence de. O bir tane kaldı mesela. O da güzel. Şöyle geçeyim dur. Gerçekten güzel. Rengi ama güzel. Senin kahverengi miydi başlığın? Hmm, bu uyumaz da. O da güzel. O bir taneymiş bak bayanın elindeki. O da güzel. Gri falan uyumaz mı abla? Griler de güzel. Sana bu olmaz da bak o griler de güzel.
O da güzel. Vallahi iyiymiş 100 TL'ye. Ablam şimdi de bunlara bakıyor. Ne kadarmış abla? Bilmiyorum ki, bakıyorsun. Sporcu atleti ve çamaşır aldık. Onları çekmedim artık da. Şöyle gidelim bir saniye. Ay o deminki nevresim güzeldi. Ay ablamı kaybettim bir an. Bak burada bedeni var. Sosyeteden aldım. Çekmez dedi ama lastikli çarşaf biraz eciş bücüş oldu abla. Gerçekten. Valla. Şimdi bak burada da var. Burada da var. Ama deminkinin malı bak bakayım, sanki o daha güzeldi. Bu da güzel. Bu da mı güzel? Bak. Abla bu daha sert ama ya. Bak buna bak buna. Bakayım. He bu daha güzel. Aslında öyle bir takım gerçekten almak lazım. 200 diyor. Şimdi 200'e yok ki nevresim. Yarın çarşaf de tekrar. Çarşaf herhalde değil mi? Çarşaf mı bunlar? Çarşaf ve işin yastıkları. Şey ne kadar çarşaflar? 80 lira. Yastıklı. Filli. O takım herhalde. Bu takım mı? Ne kadar? 200. O da güzel bak. Yeşil bak, çarşafları uyduruyorsun abi öyle. Anladım. Mavili, grili. Öyle bir tane buradan yapmak lazım. Bak. Senin baktığın var ya bak. O en başta kumaşı güzel dediğinle bu çarşaf olur. Evet. Mavili var ya. Aynen. Öyle de o zaman 200'e geliyor değil mi? Aynen. Tülbentlere bak. He, puzuları ben de sevmem. Hemen nedir o diyor. Ay bizim şeyler. Buraya uğramadan olur mu şimdi bakalım? Ne kadar büyük. Bak. Seramik değil mi abla? Şu anda güzel ha. Bir olsa değil mi böyle? Aynen. Şu alttaki değil de. Sor ne kadarmış? Ne kadar? Şuraya da bakayım. Sen onu sor. Bak abla, fincan takımı aynısı. Tanesi 15. Bak abla, onun aynısının fincan takımı var. Konuşamadım. Tanesi kaçmış? 15. Kaç 15 evet. Şey gibi Aksu'dakiler de böyle 15. Yani değil mi, ne anladım? Daha iyi. Bize bak, adamın yanında bir de eleştiri yapıyorsun. Yapabilirim yani. Yemek takımı. İşte bunlar seramik ya. Evet, hemen çıt gidiyor. Bana göre değil yani, ben onu hemen kırarım. Sarılara bak. Migros'ta var bunlar, biliyor musun? Ay çok ağır. Şeydir onlar, keramikadır kesin. Ablamlar oturmaya gidecekler de arkadaşının yerine hediye alacak. Kendi hediyesini ayarladı. Onlar da güzel. Bunlar da bir tane 15. 10 liraymış. 10 lira. Bakın şunlar da 10 lira abla. Hangisi? Abla sen ona resim atmayacaksın mı? Ha, o yemek tatlı. Yok, onu beğenmedi de bunu beğendi. O güzel abla. Ama sormayacaksın mı? Onu kaç yıllık istiyor? Makineyi atabiliyorsun. Makineyi yükleyebiliyorsun. Seramik değil. Porselen. Kütahya porselen. İkili kalitesi. Sadece desen altı alalım. Ne kadar tanesi bunların? He. Gözle görülmeyen. Anladım. Ne varmış? Gözle desen görülmeyen desen hataları varmış. O, desen hatası. Onu kim görecek? Ama sen Güney'e diyorum. Arayıp sorsana. 10 liraya tabak var. Alayım mı? Ne diyorsun diye. 6 tane alacaksın. Güney'e diye kendine bakıyor. Evet. Güzel. Hangisi daha güzel yeşil? Vallahi abla, o da güzel. Hangisi, bu mu? O da güzel. Ama adamına soruyorum, ben zaten seçemem. Ben de bunu. Ay, değil mi, o da güzel. Ben bunu beğendim ilk görüşte. Siyah tabaklarım var ama yeşil. Senin siyah var, sana o zaman bu. Ama evet, Gülay isterse onu alırsan bilmiyorum. 50 ister misin? 50'si 60. 60 ha. Sen ona bir sor çünkü onun adını alacağın için belki pahalı gelebilir. Hangisi daha güzel yeşil? O da güzel abla. O da şık. Sen benim siyah var diyorsun da senin komple siyah ama. Evet. Simsiyah. Evet. Simsiyah başka. Abi bunun yeri ayrı. Evet. Hadi böyle güzel patikler var. Sen giyersin, sana alalım. Tamam, ben alacağım. 5 liraymış. Yok yok, sen al, ben istemiyorum. Yaren alacağım. Abla Yaren giymez. İnan ki giymez. Vallahi giymez. Sen al, ben vereyim. Kardeşim benim araba altında. Şöyle de var. 500 milyarlık araba yok ha. Bunun başı nerede abla? O patik. Nasıl patik bu? Ben göremiyorum. Ha şuradan. Nerede? Sobaya kadar ne yapıyorsun? O patik annem ya. Örüyordu ya. O güzel. Bu güzel. Bu ayağım olur benim. Değil mi? Senin ayağın küçük, benim gibi değil. Aa bunlar ne? Herkesin daha sadece 5 kat diyor. Geç, sen renkli seversin. Bende bozuk var, çıkartma. Biz şimdi pazardan çıktık. Ablam aylar sonra pazara geldi ama buraya ben de aylar sonra geldim. Ablamı zor ayırdım. Şimdi arkadaşına o tabakları almadık. Hediye alacak çünkü, dediğim gibi ablamın hediyesi hazır da arkadaşı aradı.
Züccaciye mi bakacağız? Her şeye bakacağım. Şurada şey var ya. Şurada hemen baktım. He tamam. Şimdi biz züccaciyeye gidelim. Ben Aksu'ya da gireceğim. Çarşıda Aksu'ya da gireceğim. Biz bugün herhalde akşam yaparız da. Kuaför edeceğim saçımı. Abla şurada varsa. Kuaför işi de var. Balık hiç görmüyorum. Bak demek ki bugün balık yok ha. Ben de yemek yapacağım. Ben de yapacağım yemek. Barış balıkla uğraşma. Bir daha geldiğimde yap dedi de. Ya tavuk alırım o zaman. Tavuk alırsın. Pratik bunu, bir şey yapmam lazım. Bunu patatesle beraber verirsin. Aynen. Ay nasıl hızlı geliyor. Evet. Biz gidelim hadi o zaman. Evet. Hadi. Şimdi züccaciyeye geldi. Hediye bakıyoruz da. Ben şunu daha çok beğendim aslında. Ablam böyle kürek gibilerden al dedi. Şimdi şöyle 4 tane seçtim. 2 tane daha seçeyim. Ama dediğim gibi bunlar da güzel ama çok küçük dedi. Şöyle aynı ebatta 2 tane daha bulalım. Tanesi 3 TL'ymiş. Geçecek misiniz beyefendi? Tamam. Şöyle geçin. Boylarına bakayım. O da arkadaşına tabak seçiyor. Ay bunların hepsi farklı farklı ama ya. Neyse bir dakika bir bakayım da arkadaşlar ona göre. Şu da aynı. Burada da leke var. Şimdi tavuğumun birinde özür vardı. Size söylemiştim. Onu değiştirdiler. Yenisini aldık. Bir de şunlardan dün Barış bana al dedi. Ben almamıştım. Kahvaltı takımını böyle tamamlamış olacağım. Ablamla bunu beğendik. Dün Barış'la da bunu beğenmiştik dediğim gibi. Değil mi abla? Şundansa bu daha güzel. 15 aynı. Tamam. Onu da alalım. O kahvaltı takımı tamam olsun. Şundan 2 tane var. Ben de şu boy... Ay yok o değil. Hangisiydi abla? Şunun bir küçüğü. Ondan yok ama onu almayacağım. Ha şu. Şu hayır. Bu. Ona gerek yok. Bende 2 tane var zaten. Hadi geçelim. Bu tarafa mı bakacağım? Yok bakıyorum. Ne var? Şöyle bir fönü çekilse buradan da işlerimizi halleder. Yavaş yavaş gideriz inşallah. Kokuş. Evet şuleciğimi görüyorsunuz. Evet, sen ne soruyordun? Sanki omre falan mı sordun? Ben şey ya şimdi dibin gelmiş. Dip boyalarım geldi de. Güzel oldu. Fırsat yok da. Evet. Haftaya yaptıracağım da. Şimdi dip boyama türlü. Şöyle gidelim. Türlü renk yapıyordu ya. Ben böyle koyuya alışamadım dibimin de. He onu açacağım. Ona şimdi şey yapacak. Şimdi açtırmak istiyorum. Benim bu saçımın renginden tamamen yapılmıyor. Ancak bir karışık tabii olması lazım. Çünkü saç yanar diye. O yüzden ben de paket attırmak istiyorum. He anladım. Güle güle kullan. İnşallah yağmura denk gelmeyiz. Bana diyor ki şu mağazı yağmur diye. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ablamla ayrıldık. O eve gitti. Saat 5'i 10 geçiyor. Ben de şimdi geldim. Üstümü falan çıkardım. Bu tabağı söylediğim gibi arkadaşlar ilk aldığımızda eşimle beraber şurasında ufak bir özür varmış. Fark etmemişim. Oradan atacak gibiydi. Bana kalsa ben diyemezdim. Ablam hep söyledi değiştirelim diye. Ben biraz çekingenim o konularda. Dün eşim söyledi. Oradaki arkadaş da getirin değiştiririz dedi. Sağ olsunlar değiştirdiler. Yani 50 TL'lik tabak gerçekten hani bir şey olunca insan üzülüyor. Bunların tanesi 3 TL'ydi. Hatta ikisi ufak bulamadım ama olsun baharatlıkta kullanacağım. Bunları ablam verdirmedi bana o aldı. Şöyle 6 tane baharat için aldım. Bir de Arov'un benim bütün tabaklarım kaselerim Arov marka. Şöyle bunlarla takım yaptım 6 tane. Dün eşim al dedi almadım. Bugün de aldım dayanamadım. Şimdi inşallah zamanım olursa sofrada çekerim sizlere. 6 tane bunu tamamladım. 6 tane bunları tamamladım. 2 tane de Yaren'le bana eşimin aldığı geçen sene Yozgat'tan servis tabakları var. Yani kahvaltı takımım tamam olmuş oldu. Güzel oldu. Bunları seviyordum. Bunlara biliyorsunuz benim kasem de var. Yine Arov'un kasesi iki tarafı kulplu. Onlarla beraber Allah kısmet ederse böyle güzel yemek takımı olarak kullanırım. Hatta misafir geldiğinde buna porsiyonluk salatalık turşu falan bile koyabilirim. Öyle yani yine eşime böyle beşli ekmek aldım. Aslında gidecek ama yarısını buzluğa atarım. Hamsi aldım. Şimdi hamsinin kilosu da 30 TL'ydi. Şimdi güzel hamsiyi ayıklayayım şunları birazdan yıkarım. Benimkiler daha gelmediler bir yarım saate kadar gelirler. Tarhana çorbası yapacağım güzel de salata yapacağım. Dediğim gibi ablamlar geç saatte uğrarlarsa oturmadan doğru gelecekler. Eşime de ekler pasta falan alırsınız demiştim. Güzel çay içeriz. Bugün de böyle Allah'ımıza şükür keyifli güzel bir gün geçmiş oldu. Uzun zaman sonra balkonda hamsi kızartıyorum. Vallahi çok seviyoruz ama evde kızartmayı sevmiyorum açıkçası. Özellikle hamsi. Diğer balıklar yine erkenden böyle kokusu gidiyor ama tüpüm de çok cansız yanıyor. Bitti bitecek gibi ama bakayım.
Evet vallahi inşallah pişirir, yoksa içeri gitmek zorunda kalacağım. Hava da yine sislendi, puslandı böyle arkadaşlar. Salatam, her şeyim hazır. Sofrayı da kurdum, tarhana çorbası da yaptım. Balıklar olsun bakalım. Sofram hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük tüpüm pişirmedi. O yüzden de dayanamadım. Artık mutfağa getirdim. Yemekten sonra güzel temizlerim. Altına böyle rulo peçete koydum. 1 kilo almıştım. 2 tava çıktı. Bize yeter de artar. Mis gibi tarhana çorbamız, salatamız, turşularımız, daha ne olsun. O zaman benimkileri çağırayım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da hızlı bir şekilde mutfağı temizleyeyim. Eşimin kıyafetlerini ütüleyeceğim. Daha sonra da çay faslına geçeriz. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Yemekten sonra buluşuruz inşallah. Evet, geldik bir kapanışa daha arkadaşlar. Mayıştım. Arkamda görüyorsunuzdur. Bulaşık makinesinin kapağını açtım. Yerleştirilmek üzere beni bekliyor. Tezgahta bulaşıklarım var. Burada bezim var. Burada petek olmadığı için bezi böyle yıkadıktan sonra kapının üzerine koyuyorum. Çok sulu olmadan. Bir şey mi alacağım? Su içeceğim. Ha tamam. Barış'la Yaren de Yaren devresimini geçiriyorlardı. Babası yardım ediyor. Ben onları yıkamayı unuttum. Makinenin içine koydum. Bugün yoğunluktan unuttum. Neyse, ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Bir şey diyecektim de kafam gitti şu an. He. Buraları temizledim. Bir saniye, ablam arıyor. Şimdi ablam aradı. Yarım kaldı. Ablamlar geleceklerdi, size söylemiştim ama eve şimdi gitmişler. Yarın malum iş var, ütüsü de varmış. Ne olur Barış'a söyle, kusura bakmasın dedi. Abla dedim hiç önemli değil, siz keyfinize bakın. Çünkü eşim tekrar gelecek Allah kısmet ederse. İlk defa ağlamadan yolcu edeceğim. Çünkü biliyorum ki tekrar gelecek. Neyse, ben demin ne söylüyordum? Balığı içeride kızartmak zorunda kaldım. Hamsinin içeride kızartılmasını hiç sevmem ama yapacak bir şey yok. Tüp bitmedi fakat onunla yapsaydım herhalde böyle birkaç saatimi alırdı. Çok yavaş kızartıyordu. En yakın zamanda onu da değiştirmem lazım. Balık gerçekten balkonda rahat oluyor ama benimki bugün yapmadı. Buraları temizledim. Zaten işim gücüm olduğu için böyle üstünden doğru aldım ama yine de yağ falan kalmadı. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu büyük göğüs burada olduğu için balık falan kızarttığınızda otomatik yere sıçrıyor. Ben de gazete falan da sermedim. Artık bez elimde sürekli yerleri sildim. Yerlerde koyu olduğu için çok çok belli oluyor. Neyse, zaten ne yaptık? 2-3 gündür evi kaderine bıraktık. Allah kısmet ederse yarın iyi kalkarsam şöyle güzel bir temizlik yapacağım. Herhalde salı günü anneme giderim. Bilmiyorum, şimdiden de çok... Yarın bol bol temizlikte. Tamam, seni dinleyeceğim. Ben de şaşırdım ya. Şimdi ben zaten süpüremedim, huyumu bildiği için. İçin gidiyor değil mi diyor. Dedim vallahi gidiyor, ne yalan söyleyeyim ama seninle tabii vakit geçirmek daha keyifli falan diyorum. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayayım. Bugün gördüğünüz gibi ablama gittik. Yine her şey çok güzeldi. Eniştemin de ablamın da elleri kolları dert görmesin. Rabbim birilerini bin etsin. Çok keyifliydi. Oradan ablamla pazara gittik, kuaföre gittik. Sizlere çekemedim. Ablam böyle bir iki bir şeyler aldı, dolandık falan derken eve geldik. Tabağı falan da değiştirdim. Takımımı da yaptım. Aslında masaya kurup çekecektim ama olsun, kahvaltı yaparken bir gün gösteririm Allah kısmet ederse. Çok konuştum. O zaman ne diyeyim? Yarın pazartesi okullar açılıyor. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bulaşık makinesini boşaltayım. O arada video yüklensin. Yarın kısmetse tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum.